Evet sevgili izleyiciler, bu bölümümüzde Nişantaşı'nda kadın doğum ve tüp bebek uzmanı operatör doktor Aret Kamar'ın muayenehanesindeyiz. Yanımda da Ayfer ve Tümer Barama çifti ve iki güzel yavruları bizlerle birlikte tüp bebek tedavisi sayesinde uzun yıllar sonrasında bu yavrulara kavuşmuşlar. Şimdi hep birlikte hikayelerini dinleyeceğiz. Öncelikle anneye söz veriyorum tabii ki. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Merhaba. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Çok tatlı iki güzel kızımız olmuş maşallah. Evet, çok şükür. Olabilir böyle bir şeyler. Çok şükür. Evet. Nasıl bir hikayeniz oldu? Kaç bizim yıldır evliydiniz? 18 yıldan sonra 9. denemede miniklere kavuştuk. 18 yıl boyunca evlat hasretiyle beklediniz. Evet, bekledik. Tüp bebek tedavisi sayesinde de. Evet. 10 yıldan sonra da tüp bebeğe başladık işte. Hı hı. Bunları bulduk çok Nasıl şükür. Nasıl karar verdiniz bu tedaviden yararlanmaya? Bizim benim sıkıntım vardı. Tüp kanallarım bir tanesi tıkalıydı. Yani mutlaka tüp bebek olması gerekiyordu. Şimdi bebek bu tıbbi detayları için doktorumuzdan da ayrıca dinleyeceğiz ama sizin için nasıl bir duygu bunca yıl sonra çok çocuklara güzel. Kavuşmak? Yani halen rüyadaymışım gibi. Yani bunlar yani uyandığımda baktığımda rüyadayım sanki yani o kadar. Benim mi bunlar diyorsunuz? Tabii. Çok tatlı ve uslular maşallah. İki tane kız çocuğu sahibi olmak nasıl evet, bir şey? Evet çok güzel. Çok Allah güzel. İnşallah bir tane de oğlan nasip eder mi? İster yok. Misiniz? O herhalde olmayacak. Biraz büyüsünler belki ondan sonra tekrar düşünürsünüz. Biraz sağlık problemimiz var artık yasaklandı bize. O yeter zaten iki tabii, tane kız çok var. Çok şükür bunları büyütürsek sağ salim. İnşallah. Şimdi birazcık da babayla konuşacağım. Tamam. Onun kucağında Meryem var değil evet, mi? Evet Meryem. Meryem sıkıldı. Babayı zor duruma tamam. sokuyor. Şimdi onunla biraz sohbet edelim. Tamam. Siz bir baba olmak herhalde şu anda dünyanın en güzel duygusu sizin için ama öncesi nasıldı? Ya şimdi tabii her insan mutlaka yaşamak ister. Biz de yaşamak için 18 seneden sonra olduğu için çok mutluyuz. Allah olmayan insanlara o duyguyu tattırsın. Yani biz tattık. Allah'ım inşallah onlara da tattırsın. İnşallah. Yani hele yani biz 9 denemeden sonra bulmamız bize bir mucize yani o tahlil sonuçlarını görmek. Yani hep dene dene olmaması. Evet, evet. O tahlil sonucunu gördükten sonra olumlu olması biz yani mutluluğumuza değer. Yani tedaviden yılmamak ve devam etmek. Mümkün. Önemli. Yani. Mümkün. Sabır her zaman yani bu isteyeceğiz. Hep olacak. Benim eşim de, bizim hocam da olacak. Ayfer seni mutlaka çocuk sahibi yapacağız. Allah razı olsun ondan da. Onun da bizim dualarımız, onların dualarıyla Allah'ın hikmetiyle de oldu. İnancımızı kaybetmeden devam ediyoruz tedaviye. Peki çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet. Şimdi Barama ailesinin hikayesini kısaca dinledik ama doktorları, kadın hastalıkları, doğum ve tüp bebek uzmanı operatör doktor Aret Kamar'la birlikteyiz. Daha detaylı olarak anne Ayfer Hanım'ın durumunu öğreneceğiz kendisinden. Değil mi hocam? Öğreneceğiz evet, inşallah öğreneceğiz. Hep beraber. Ayfer de tam zor bir vaka mıydı? Sabır mücadelesi. Şimdi bizim tedaviye başvuran hastalarda hastaların bir kısmı gençtir ve bol bol yumurtası vardır. Bir kısmının da yumurtası azdır. Bazılarının aklına şöyle geliyor, hani yaş büyüdükçe yumurta azalır diye düşünüyorlar ama şu anda bir tıbbi gerçek var. Kadınların en azından yarısının genç yaşlarda da yumurtaları az. Az yumurtayla doğuyorlar herhangi bir sebeple ya da genetik bir problemleri var. Şimdi Ayfer Hanım da öyleydi. Ayfer Hanım her bir denemesinde bir yumurta alabildiğimiz ya da bazen iki yumurta alabildiğimiz bir yumurtalık yapısına sahipti. Böyle olduğu zaman maalesef çocuk sahibi olana kadar geçen zaman tam bir mücadele oluyor. Şimdi yumurta çok olduğu zaman tedavi daha kolay. Çünkü yumurtayı topladığınız zaman yumurtaların bir kısmı kötü bile çıksa iyi olan yumurtalarla yolunuza devam ediyorsunuz. Ama i̇şte az olunca iyi yumurtalara mikro enjeksiyon yapılıyor. Embriyoların bir kısmı iyi olmuyor, bir kısmı iyi oluyor. İyi olanlarla da siz kadını hamile bırakmaya çalışıyorsunuz. Fazlasını da donduruyorsunuz. Ama sizin elinizdeki yumurta zaten bir tane ise o bir tane yumurta kötü çıktığı zaman tedavi iptal oluyor. Ya da yumurtanın içerisine spermi soktuğunuz zaman iyi bir embriyo gelişmediyse tedavi iptal oluyor. Dolayısıyla yumurtası az olanlar çok daha sabırlı, çok daha sebat ederek bu işe devam etmeleri lazım. Çünkü hep bir yumurta üzerinden gidiyorsunuz. Bir yumurta geliyor, bazen tedavi iptal oluyor, bazen tedavi iyi bir embriyo gelişimiyle sonuçlanıyor ama
bütün elinizde olan embriyo bir embriyo. Yani ben 5 tane embriyonun en iyisini seçtim de içeri koydum, yapamıyorsunuz. Zaten olan embriyoyu içeriye koyuyorsunuz ve bir embriyo koyduğunuz için de hep bir embriyoluk gebelik şansınız oluyor. Yani hiçbir zaman iki embriyo koyamıyorsunuz. Dolayısıyla koyuyorsunuz, olmuyor. Bir dahaki ayki yumurtaya bakıyorsunuz, olmuyor. Bir dahaki ayki yumurtaya bakıyorsunuz, yine koyuyorsunuz bir şekilde. Ama bu iş çocuk sahibi olana kadar uğraşarak çocuk sahibi olunuyor. Bugün çok ileri yaşlarda bile böyle bir embriyo, bir yumurta, bir embriyo şeklinde insanlara çocuk sahibi edebiliyoruz. Ama tabii gönül istiyor ki bu tedaviler daha genç yaşlarda yapılsın. Daha genç yaşlarda, daha yumurtalar bolken, evet, insanlar fazla eziyet çekmeden daha çabuk çocuğa ulaşabilsinler. Ama yumurtası az olan ve embriyosu az olan hastaları da sakın sakın morallerini bozmasınlar. Çünkü bazen dediğim gibi genç yaşta oldukları halde bile yumurtalar az olabiliyor. Onlar da belki bir seferde değil ama uğraştıktan sonra çocuk sahibi olabiliyorlar. Umutsuzluğa kapılmadan denemelere devam edilsin. Ayfer Hanım en zor vakalardan bir tanesiniz, evet, anladığımız kadarıyla. Evet, bizim çok var öyle tek yumurtalı hastayla, evet, uğraştığımız çok müsait. Şimdi tek yumurtalı hastalar mutlaka dediğim gibi sabırlı oldukları zaman tamam bir denemede çok yumurta çıkartamıyorlar ama deniyorsun, deniyorsun, deniyorsun. Bir yumurta, bir yumurta, bir yumurta. Neticede en iyi yumurtayı bulduğun zaman da çocuk sahibi olabiliyorsun. İşte Ayfer'de sabırlı olunca böyle güzel bir varlık, evet, kucağınıza oturabiliyor. 9 tane denemesi var Ayfer'in. 4 tanesinde transfer olabildi. Olunca da böyle oldu işte. Ayfer Hanım ama yüzünüz hep gülüyor maşallah. Evet. Evet, ben hiç yani kendimi şey yapmadım. Hep pozitif oldum. Olacak diye umut ettim. Doktorumdan Allah razı olsun. Onun da bana morali tabii... Onun çok yardımıyla etkili oldu tabii ki. Hı hı. Olacak Ayfer, seni bebek sahibi yapacağız. Siz dedi. De ona inandınız. İnandım, güvendim. Devam ettik. Allah olmayan herkese tattırsın. Herkes sabretsin, mücadele etsin, pes etmesinler. Bir iki defa denemeyle pes eden hastalar da çok var. Çok yani var. Yani beklemesinler. Evet. Hani yaşları geçmeden bence. Evet, yaş İnançlarını önemli bir faktör. İnançlarını, evet, olay öyle oluyor. Evet. Şimdi insanlar... tüp bebeği böyle son çare ve %100 gebelik getirebilecek bir yöntem gibi, aynen, görüyorlar. Evet. Ve biz ne kadar onları tedavi sırasında frenlesek bile yumurtayı toplayıp spermi birleştirip içeriye bebeği koyduğumuz zaman iş bitti gibi gözüyorlar. Çünkü netice itibariyle hani laf olarak da biz sana bebeği yerleştirdik ve kendilerini o yerleştirdiği andan itibaren gebe gibi hissetmeye, hı-hı, başlıyor. Ve gebe kalmadıkları zaman da çok çok üzüntüye kapılıyorlar ve bazıları uzun bir süre tedavi bile olmuyor. Küsüyor. Aynı şekilde düşük yapanlar da öyle, hamile kalıp gebeliğini kaybedenler de öyle. Ama bu işin içerisinde her türlü ihtimal var. Çünkü biz ne kadar bir güzel bebek yerleştirirsek yerleştirelim içeriye, bazen üçüncü gün, bazen ikinci gün, bazen beşinci gün yerleştiriyoruz. O yerleştirdiğimiz bebeğin biz yerleştirdikten sonra da büyümesine devam edip sağlıklı bir gebelik oluşturması lazım ki biz onu doğurtalım. Bu bir ihtimal. Yani bizim koyduğumuz embriyo bir gün sonra, bizim bile bir gün sonra ne olacağımız belli değil, bir gün sonra gelişimini tamamlayabilir, 5 gün sonra gelişimini tamamlayabilir. Gebe kalınabilir, ondan sonra gelişimini durdurabilir. Her türlü ihtimal vardır. Dolayısıyla embriyoyu yerleştirdiğiniz zaman kadının yaşına göre bir gebelik şansı vardır. İşte 35'li yaşlarda embriyo başına %40 ise 40'lı yaşlarda %20 civarındadır, %15 civarındadır ama vardır bir şans. Neticede her embriyo koyabildiğimiz hastanın bir gebe kalma şansı da vardır. Gebe kalana kadar uğraşıldığı zaman da çocuk olur. Peki embriyonun rahimde tutunmasını etkileyen faktörler nelerdir? İki tane faktör var. Bir, rahimin o anki durumu gebe kalmaya müsait olacak ki bunu çok fazla bir testi yok. Biz ultrasonla sadece rahim içinin kalınlığını ölçerek karar veriyoruz. 7 mm ve altında kolay kolay embriyo koymak istemiyoruz. 8 ve üstüne çıkıldıkça embriyo için daha elverişli hale geliyor rahim. Hı hı. İkincisi de embriyonun iyi olmasıdır. Embriyo eğer güzelse, bölünmesi iyiyse, siz onu koyarken o embriyonun devam edişi, yani bölünmeye devam edişi iyi gidiyorsa, içeride de büyümeye devam edeceğini tahmin edip yerleştiriyorsunuz. Ha, rahim hazır olmazsa, diyelim ki embriyonuz elinizde, güzel bir embriyonuz var ama baktınız rahminin kalınlığını o anda iyi görmediniz.
Çünkü yumurtası az olan hastalarda biz yumurtayı gördüğümüz anda toplarız. Bazen normalde olduğu gibi işte adette kadın gelir, yumurta büyür büyür, istediğiniz boya geldiğinde toplarsınız. Bazen de kadın adetliyken gelir, adetliyken geldiğinde yumurta görürsünüz, yumurtayı toplarsınız. Çünkü zayıf yumurtalıkların ne zaman yumurta vereceği belli olmaz. Bazen 45 günde verir, bazen adetin 3. günü, daha kadının adeti devam ederken yumurta çıkıverir. Dolayısıyla biz yumurtayı almak ve ondan embriyoyu yapmayı birinci aşama kabul ediyoruz. O embriyoyu rahime yerleştirme de ikinci aşamadır. Her yumurta toplanan hastanın embriyosu rahme yerleştirilecek diye bir şey yok. Eğer rahme yerleştireceğimiz gün geldiğinde rahmin iç yapısını, kalınlığını yerleştirmeye uygun görmezsek, yani biz buraya embriyoyu koyarsak bu kadın gebe kalmayabilir diye düşünürsek, o zaman embriyoyu donduruyoruz, bir ay sonra yerleştiriyoruz. Böylelikle düşük riski azalmış olur mu? Tabii ki azalmış oluyor. Eğer bir kadının rahim iç kalınlığı çok iyi değilse siz yerleştirdiğiniz zaman iki ihtimal vardır. Ya kadın gebe kalmayacaktır ya da bebek oraya birazcık tutunup belli bir süre geçtikten sonra bölünmesini durduracaktır, beslenemeyecektir. Dolayısıyla dediğim gibi hem embriyo iyi olacak hem rahmin içi iyi olacak ki gebelik şansı daha fazla olsun. Buradan yola çıkarak tüp bebek tedavisinde başarıyı etkileyen faktörler nelerdir dersek? İki tane önemli faktör var. Tabii yaş hepsinden önemli. Yani bir kadının yaşı ilerlediği zaman siz ne yaparsanız yapın, rahim de iyi olsa, elinizde embriyoyu iyi de görseniz, çok güzel bir embriyo bu deseniz de gebelik şansı giderek düşüyor. Çünkü siz verdikten sonra o embriyonun gelişim şansı azalıyor. Onun dışında eğer kadının yaşı doğurgan yaştaysa, doğurabilecek gibiyse, rahimin iç tabakasının kalınlığı ve yapısı tüplerde rahimi yerleşmeyi engelleyecek bir problem olmaması gerekiyor. Ve en önemlisi tabii embriyonun da güzel olması gerekiyor. Güzel bir embriyoyu uygun şartlarda uygun bir rahime yerleştirirseniz gebelik şansları da iyi oluyor. Burada laboratuvarın nasıl bir önemi oluyor? Çok önemli. Teknolojiden var. Nasıl yararlanıyorsunuz? Ya, laboratuvar bizim mutfağımız gibidir. Laboratuvar çok arkadadır. Kimse görmez ama mutfakta yemek iyi pişmiyorsa garsonlar onu istediği kadar güzel servis etsin, kimse mutlu olmayacaktır. Dolayısıyla laboratuvar çok önemli. Çünkü o yumurtalar vücut dışına alındığı zaman, alındığı andan itibaren işte içlerine sperm sokulması, laboratuvarda muhafaza edilmeleri, gerekirse dondurulmaları, laboratuvarda uygun şartlarda büyümelerinin, beslenmelerinin, bölünmelerinin sağlanması, bunlar çok önemli. Biz sadece kadının yumurtasını hazırlayanız, bizim görevimiz kadını hamile kalabilir hale getirmektir. Ha, kadınların bazen miyomu olabilir, bazen rahmin içerisinde problemi olabilir, bazen tüplerinde problemi olabilir. Bunları tedaviden önce düzeltmektir. Sonra o kadına yumurtalığının verebileceği kadar fazla yumurtayı bir şekilde almaktır. Hı hı. Bazen iğne tedavisiyle, bazen yumurtalığı zayıf olanlarda iğne hiç kullanmayız, hap tedavisiyle yumurtaları hazırlarız, alırız. Ondan sonraki iş laboratuvardadır. Laboratuvar bize embriyoları hazırlar. Sonra biz de yerleştiririz. O uygun zamanı da güzel hesaplayabildiyse gebelik şansları da iyi olur. Yumurta toplama kadınlarda yumurta sayısının azalmasına neden olur mu? Böyle bir söylenti var ama hiç evet. Öyle bir şey yok. Hiçbir alakası yok değil mi? Şimdi biz bir kadının verebileceğinden fazla yumurta alamayız. Yani ben tabii. İstesem de bir kadının gelecek ay vereceği yumurtayı ya da 3 ay sonra vereceği yumurtayı bu ay toplayamam. Ben rezerv dediğimiz şey, yani kadının bir ayda yumurta ne kadar verebileceğidir. Bir kadının yumurtalığına baktığımız zaman biz ultrasonla o yumurtalığındaki yumurta sayısından aşağı yukarı kaç tane yumurta alabileceğimiz bellidir. 15 tane yumurta görüyorsak bu kadın bir ayda 15 tane yumurta verebilir demektir. 35 tane yumurta alamazsınız. Ve tersini düşünelim. Şimdi doğum kontrapı kullandığımız zaman diyoruz ki biz yumurtlamayı durduruyoruz. Kadını koruyoruz. Evet. Şimdi doğum kontrapı kullanan kadın menopoza girmeyecek mi? Hayır, girecek. Girecek. Ne zaman girecekse o zaman girecek. Biz doğum kontrapıyla menopozu da geciktiremeyiz. Yani biz yumurtalığında kadın adet görmeye başladığı zaman 400 bin tane aşağı yukarı yumurta oluyor. 400 kere yumurtluyor bütün doğurganlık döneminde. Ve menopoza giriyor. 400 bin yumurtadan 400'ünü yumurtluyor. Kalan yumurtalar nereye gidiyor?
demek ki o yumurtalık kullan kullanma her ay belli bir yumurtayı atıyor. Bizim tedavimizde yaptığımız şey o attığı yumurtalardan mümkün olduğu kadar fazlasını çekmektir. Normalde kadınlar yumurtlarken bir tane yumurta atsın diye fizyoloji programlanmış. Yani bir yumurtayı kadın büyütmeye başladığı zaman o büyüyen yumurta diğer yumurtaların büyümesini engelliyor. Hmm. Öyle bir engelleme yöntemi olmasa, sistemi olmasa kadın her ay 200, 300, 500 hamile kalırdı. Dolayısıyla şimdi o bir yumurtanın büyütme ve diğerlerini baskılama durumunu biz ilaç tedavisiyle kırıyoruz sadece, o kadar, başka bir şey değil. Hmm. Yoksa kadının ne menopoza girişini hızlandırabiliriz ne de menopozu geciktirebiliriz. Böyle bir müdahalemiz olamaz yok. Diyorsunuz. Kimse korkmasın o yüzden. Yani öyle bir inanış çok var. Şimdi 30 tane şimdi polikistik ovariler var. Bir tedavi yapıyorsun. 30-40 tane yumurta çıkıyor, yeri geliyor. Sonra diyorlar ki, "Aa, seninle bu kadar yumurta toplanmamasaydı keşke. Bak sen çabuk menopoza gireceksin falan." Öyle bir şey yok. Dediğim gibi kadın, özellikle polikistik ovariler 400 bin tane yumurta değil, belki 800 bin milyon tane yumurtayla ergenlik çağına giriyorlar. 1 milyon tane yumurta nerede? 30 tane yumurta nerede? Hı. Hiçbir şey değil yani. Bu konuda da aydınlanmış olduk merak hocam. Et. Çok teşekkür ediyorum size. Sağ olun. Ayfer Hanım, son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Sizin durumunuzda olan kişilere tüp bebek tedavisini öneririm. Ya morallerini yüksek tutsunlar, devam etsinler. Yani bırakmasınlar peşini. Sabır. Doktorlarına güvensinler. Sabretsinler, dua etsinler. Çok teşekkür ediyoruz hikayenizi bizimle paylaştığınız için. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, kadın hastalıkları doğum ve tüp bebek uzmanı operatör doktor Aret Kamar'la ve hastasıyla Nişantaşı'nda birlikteydik. Çok Yaşa devam ediyor.